Efendim Kendine İyi Bak devam ediyor. Kendine İyi Bak'ın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde fibromiyalji ve tedavisini konuşacağız. Efendim stüdyo konuğumuz fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Turgut Göksoy hocamız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi hocam hepimiz yakınıyoruz. İşte oram ağrıyor, buram ağrıyor, uykusuzluk çekiyorum, bir yorgunluk hissi diye. Aşırı yoğun çalışıyoruz, stresliyiz. Ailemiz, çocuğumuz böyle zamanın nasıl geçtiğini bile anlayamıyoruz bu kadar koşuşturma içerisinde. Neden ağrılar çekiyoruz hocam? Anlattıklarınızdan işte. Bir de yaşamda çok büyük sıkıntılar var artık. Modern yaşamın bize dayattığı koşullar var. Daha az hareket ediyoruz. Bir telaş içindeyiz ama fiziksel hareketlerimiz mümkün olduğu kadar azaltılmış. En küçük bir mesafeyi dahi otomobille gidiyoruz. Asansörler kullanıyoruz. Türk milleti olarak egzersiz yapmıyoruz. Her ne kadar kamu spotlarında obeziteyle mücadele için en önemli şeylerden bir tanesi de egzersiz. Ama bunu yapan bir ulus değiliz. Ya biz biraz bu konuda yüzleşmek gerekirse tembel miyiz hocam? Maalesef. Evet. Bir başka faktör de etrafta büyük bir elektromanyetik kirlenme var. Hı hı. Buna terminolojide elektrosmog deniyor. Bu nedir? Televizyonların büyük çanak antenleri, onun dışında elektromanyetik akım üreten bir sürü dışarıda kirletici unsurlar var. Yani radyasyonda maruz kalıyoruz belki bu anlamda değil mi? Elektriksel radyasyon dalgalara... onlardan biri de o. Ama şöyle ki yeni dünya düzeninde artık hasta edici binalar, hasta edici gıdalar diye. Mısınız? Tuzu da, soframızdan şekeri de, unu da, ekmeği de eksik etmiyoruz ama. Ve biz bunları çok seviyoruz. Yani birçoğumuz belki bunlardan korunsa da mutfağında ve evinde ama yine de bunlarsız yapamıyoruz gibi. Şimdi tuzda enteresan bir şey var. Gizli tuzları buradan duyurmamız lazım. Yani insanlar sadece tuzu bir tuzluktan akan tuz şeklinde yorumlamasınlar. Birçok gıda var. Bu gıdaları uzun ömür verebilmek için. Onlar tuzla bir araya getirilmiş ve rafine edilmiş. Yani siz tuzdan kaçınıyorsunuz, turşuya devam ediyorsunuz. Hı hı. Zeytin içindeki tuzu umursamıyorsunuz, ekmeğin içindeki tuzu umursamıyorsunuz. Birçok gıdanın içerisinde... Sanki yok sayıyoruz, evet. Evet. Hatırımıza sadece dökülen tuzlardan ibaret değil. Dolayısıyla gerçek tansiyon hastaları zaten onların hepsini biliyorlar ve onlardan uzak durmaya çalışıyorlar. Tuzu da tamamen hayatımızdan silmemiz de olanaklı değil. Kaldı ki tamamen sıfırlanan bir tuzla yaşam da mümkün değil. Hı hı. Bunu da altını çizmek lazım. Tuzun da hakkı var. Tuz örneğin yaz aylarında bizim için olmazsa olmaz. Yeni bir terminoloji açıldı. Örneğin şu son günlerde beyaz şeker ve beyaz una karşı bir kampanya başladı. Geç kalmış bir kampanya. Gerçekten bir ulus bununla mahvoldu. Kötü beslendik. Yıllardan beri beyaz unun tutkunları ortaya çıktı. Ve bazı gıdalar özellikle çocuklar için aslında yasaklanması gereken daha büyük bir bölüm var. Çocukların yediği gıdalar kötü karbonhidratlarla besleniyorlar. Çocuksu bir takım hazır bisküvit türevi gıdalar alıyorlar. Fast food'la besleniyorlar. Bunun sonucunda o çocuklarda glisemik endeksi yüksek bir kötü beslenmenin sonucunda başta fibromiyalji olmak üzere birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Aslında diyoruz ki sağlıklı bir vücut için önce ruh sağlığımız ve beden sağlığımıza bakıldığında yine sağlıklı ve doğru beslenme yatıyor değil mi? Beslenme bu işin olmazsa olmazı. Evet. Neden hocam? Yani tuz işte aslında ailede eğitim başlıyor diyoruz belki ama bu konuda katılım. O yüzden tanısı son derece zor oluyor. Ve bu kadar yaygın ağrılara rağmen her zaman tıpta şu aranır. Teşhis için mutlaka bir röntgen ve laboratuvar sonuçlarının hastalıkla uyumlu olması istenir. Röntgen çekiliyor, herhangi bir şey yok. Tahliller yapılıyor, herhangi bir şey yok. Siz ama her yerim ağrıyor diyorsunuz. Evet, öyle çok duyuyoruz. Her gün bir evet, yerleri ağrıyor. Doktor doktor dolaşıyor. En sonunda hastasını, bu eş olabilir, eşini doktorlara götüren kişi en sonunda bak doktorlar herhangi bir şey bulmadılar. Röntgeninde bir şey yok, tahlilinde bir şey yok. Sen hasta değilsin dedikleri an hastanın başından aşağı kaynar sular dökülüyor. Sebebi hasta olduğunu kimseye anlatamıyor. Derdini anlatamıyor, ifade edemiyor. Bir hastam o kadar anlamlı bir şey söyledi ki zaman zaman bunu söylüyorum. Çok itici gelmişti ilk anda bana o söylediği. Fakat birkaç dakika sonra ne kadar doğru söylediğini anladım. Dedi ki ben fibromiyalji olacağıma keşke kanser olsaydım dedi. Nasıl tepki gösterdiniz değil evet, mi şimdi? Evet. Ben de aynı tepkiyi gösterdim. Neden dedim? Dedi ki kanser olsaydım yanımdakiler benim hastalığıma hürmet ederlerdi ve bana inanırlardı. Şimdi kimseye anlatamıyorum ama bir kanserli kadar hayat kalitem, yaşam kalitem bozuldu diyor.
Doğru, o sürekli çekilen, kronik hale gelen evet, ağrılardan. Doktorlara gidiyor, anlamıyor. Yanındaki haydi haydi anlamıyor. Dolayısıyla hasta olduğunu kimseye ifade edemeyen bir insanı düşününüz. Ve hayat boyu o sanki ona verilmiş bir görev, sırtına bindirilmiş bir yük gibi. Hocam şu o zaman şu bizi kendine iyi bak izleyenleri ve tüm izleyenlerimiz için şunu söylemekte fayda var herhalde. Tepeden tırnağa o ağrılarımızı hissettiğimiz andan itibaren bizim gideceğimiz ve kapısını çalacağımız bölüm fibromiyalji ile alakalı. Yani evet. Bunu buradan duyuralım çünkü bunun bilinmesinde fayda var. Toplumda her dakika işte oram ağrıyor, buram ağrıyor, başım ağrıyor diyen insanları ve çiftleri görüyoruz, aileleri görüyoruz. Bir fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanının görmesinde fayda var. Kesinlikle bu konuda eğitimliler. Biz tüm asistan pratiklerinde arkadaşlarımıza sadece bu konularda vermiş olduğumuz staj veyahut da ihtisas tezleri vardır. Dolayısıyla tüm fizik tedavi uzmanları bu konuda yetkindirler. Türkiye'de bunun sayısı, demin program yapan arkadaşımla çıkarken şakalaştık, dedim ki sizin hastanızın Türkiye'deki şeyi nedir, karşılaşma olasılığı nedir? Binde bir dedi. Bizim hastalığımız için bir tahmin yürütün siz. Ne kadar olması söz konusu? 10 kişide %50-50 oran verebilir miyiz? Yok o kadar da değil. Değil mi? Şimdi istatistiğe meraklı bir ülke var. Amerika her gün bir istatistik evet. yapıyor. Bizim ülkede artık kayıtlara doğru kayıtlarımız giderek mükemmelleşti. Evet, biraz arşivleniyoruz. Evet, biz de önümüzdeki yıllarda bu şeylerimizi sunabileceğiz. Örneğin Türkiye'nin nüfusu, nüfus sayımı yapılmadan geçen hafta 75 milyon olarak ifade edildi. Evet. Dolayısıyla Amerika'daki nüfusu 380 milyon civarında, 380 milyonda %2,5 ila 4 arasında bir oran var. Şimdi oradan yola çıkarsak ve 2,5'un da altına girersek %2 ile çarptığımızda 1,5 milyon insanı ilgilendiren bir konudan bahsediyoruz. Hı hı. Ve giriş jenerikte spot olarak verdiğiniz bir şey daha vardı. Bu sadece kadınların hastalığıdır gibi bir algı da olmasın. Gerçekten kadınlarda daha fazla. Bu oran için 9 ila 10 kat fazla diyebiliriz. Hı hı. Ama erkeklerde var. Bir de hiç beklemediğimiz çocukluk çağındaki kişilerde de nadiren bu fibromiyalji hastalığıyla karşılaşmamız olası. Kadınlarda görülme sıklığının altında yatan nedenlerden bir tanesi anne adayları olması mı sebep, yoksa diğer etkenler evet. nelerdir hocam? Orada da çok net bir şey var. Doğurganlık çağındaki kadınlar olarak tanımlıyoruz. Demek ki kadınların östrojen dediğimiz hormonunun maksimum olduğu dönem bu. O dönem yaşı neye tekabül ediyor hocam? Yaş itibariyle. Şüphesiz yani 20 ile 45-50 arası diyebiliriz. Özellikle o doğurganlığın olabildiği çağda daha fazla olmasının nedeni östrojen hormonunun fazlalığı. Kaldı ki östrojen kadınları koruyan bir hormon. Hı hı. Ama bu çağda sadece fibromiyaljiden korumadığını söyleyebiliriz. Ama onun dışında kadınları o kadar dirençli yapan, doğumları başarıyla sağlamalarını biz östrojene borçluyuz. Evet. Bir de tabii hocam bu kadar ağrı yaşanıyorken çoğu zaman çoğu hastalıklarda biz biliyoruz ki genetik faktörün etkisi var. Yani anne ve babalarda karşılaşılan durumlar çocuklarda ve onların çocuklarında ileriki dönemlerde nüksedebiliyor ya da çıkabiliyor. Şimdi anne babada böyle bir fibromiyalji varsa, ağrılar varsa bunları nesildeki çocuklarda görmemiz mümkün mü çocuklarında? Tam değil. Fibromiyaljinin nedenleri araştırılmış. Biz halen araştırmayı sürdürüyoruz. Fibromiyaljide uluslararası bir kriterler var. Yani fibromiyaljinin şimdi biraz sonra anlatacağım tanısını koyarken Amerikan Romatizma Birliği'nin oluşturduğu bir kriterler var 90 yılında. 90 yıldan bu yana bir sürü 23 yıllık bir süre geçti. Tabii ki bir takım kriterlerin üzerine eklenmesi lazım. Onların eklenmesini onlardan beklemiyoruz. Bizim de yaptığımız bazı çalışmalar var. Nedenlerini araştırırken genetik faktörlerin mutlaka işin içinde olduğunu ama o kadar da önemli olmadığını görüyoruz. Çünkü her fibromiyajik bir anneden bir fibromiyajlı çocuğu çıkmıyor. Anne ve babanın birlikte fibromiyajlı olması da çok daha nadir bir olasılık. Demek ki genetik faktörleri bir kenara bıraksak daha iyi olacak. Burada çok daha net bir şey var. Fibromiyajinin şikayetlerini biz açmamız gerekiyor. Yani vücutta tepeden tırnağa ağrı dedik ama ağrıdan sadece ibaret değil. Şu yanındaki bulguları söylemezsek fibromiyalji nedir o? İşte bulgular, kalır. Belirtiler. Yani evet. kişide o şiddetli dayanılmaz ağrıları mı sebebiyet verir? Belirginlikleri, şişkinlikleri ya da alerjik bir durumu söz konusu mudur hocam? Birinci problem yorgunluk. Hı hı. Bakın yorgunluğun altını çizelim. Yorulmayı gerektirecek bir iş yapmadığı halde oturduğu halde kendini kişi yorgun hissetmesi. Evet. Burada bir ekstrem durumu, zaman zaman fibromiyalji ile karışan bir ekstrem durumu söyleyeyim. Belki duyulmamış bir şey. Canlı cenaze sendromu. Duydunuz mu? Evet, kimi zaman tabir olarak hani söz ama bu bir hastalık.
bu hastalık. Ölü gibiyim deriz. Ayakta ölü gibi tam yani İngilizce karşılığı bu. Böyle bir hastalık var. Bunun bir başka açılımı da kronik yorgunluk sendromu. Öylesine yorgun ki yataktan çıkamıyor. Kalkmak istemiyor. Çıkmıyor, evet. Çıkamıyor. Evde yatağa saplanmış şu anda bir televizyon kumandasıyla hayata bağlanmış. Çok kötü bir beslenme içerisinde olan insanlar var. Biz buna kronik yorgunluk sendromu diyoruz. Fibromiyaljideki yorgunluk ondan bir nebze daha aşağıda. Hı hı. Zaman zaman iç içe giriyoruz ama. Yorgunluk var. İzah edilemeyen bir yorgunluk var. Fibromiyalji hastalarının egzersize, harekete karşı dirençleri çok az. Mesela hocam şurada parantez açıp doğru besleniyor kişi. Hı hı. Uykusunu tam almış. Yani günde en az 5 saat, en fazla 8 saat uykusunu alan bir kişi. Normal rutin çalışma saatlerinde 8 saat çalışmışsa, mesaisine yapmamışsa, bu kişide de fibromiyalji görülme olasılığı var mı hocam? Vardır. Sadece onlara bağlı değil. Evet. Şimdi fibromiyaljideki yorgunluğu biraz daha açmamız lazım. Normalde insan ne zaman yorulur? Çalışınca yorulur. Akşama doğru yorulur. Sabahleyin dinç kalkar. Bizim hastamız öyle değil. Sabahleyin dinç kalkmıyor. Yorgun kalkıyor. İfadesi şu. Sanki dayak yedim dün akşam. Hı hı. Ha o zaman biz demek ki dün akşam ne yaptı? Uyumaya çalıştı. Görüntüde uyudu. Belki de horladı. Hı hı. Ama uyku kaliteli bir uyku değil. İşte biz fibromiyalji tanısında son 10 yıl içerisinde, hele son 5 yıl içerisinde tanı da olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi uyku analizi. Mutlaka hastalarımızı uyku laboratuvarına gönderiyoruz. Bir gecelik uykusunun analizini yaptırıyoruz. Hı hı. Acaba solumu nasıl? İstenmeyen bacak hareketleri var mı uykuda? Elektroensefalografi dediğimiz beyin elektrosundaki değişiklikler nedir? Çünkü uykunun biliyoruz ki 4 fazı var. Eğer siz bu 4 fazı belli oranlarla uyumamışsanız siz uyumuş değilsiniz. Yani o derin uyku kısmı, hafif evet, uyku değil mi? Onların o alınması. O uykuyu uyumadınız müddetçe uykunuzu alamamışsınızdır. Yani kaliteli bir uyku uyunamamış oluyor. Çünkü o uyku ki vücut içerisinde yani o 8 saatlik anlattığınız uykunun 8'de 1'i kadar olan bir uykuyu uyumuş olsak biz, gerçekten onu tamamlamış olsak, ertesi gün dingin kalkarız. Hiçbir yorgunluğumuz olmaz. O zaman uykuyla aslında indirekt, yani bağlantısı çok ciddi anlamda. Çok direkt bir bağlantısı evet, var. Direkt. Bir başka bağlantı da, yine bu genetikle başladık hatırlarsanız konularımıza. Hı hı. Bir başka bağlantı da şu, bir travmayla alakalandırılıyor. Yani geçirilmiş bir travma. Hani düşme çarpmadan mı bahsediyorum, bir kazadan mı bahsediyorum? Ama bu kazanın böyle çok büyük bir kazada beklemeyin. Bazı hastalarımız diyorlar ki benim bir parmağım kırıldı, ondan sonra hayatım değişti. Hı hı. Bazen bir başka faktör daha var. Bir enfeksiyonla karşı karşıya kalınıyor. Onun akabinde fibromiyalji benzeri bir hastalık yapışıyor tabiri caizse. Bir daha da çıkmıyor. Tabii düşmeler, yaralanmalar, sıyrıklar, ufak alınan darbeler, çarpmalar bunların da etkisi var değil mi? Mesela ayağınız takılıyor, evin içerisindesiniz, düşüyorsunuz, bir yeriniz morarıyor, ağrıyor ve o günlerce o ağrısıyla kalıyorsunuz. Bu basitti ama ben evet, bazen diyorum ki fibromiyalji hastaları son derece farklı, siz yine sunumda söylediniz. Yani farkındalığı olan insanlar, mükemmelliyetçi insanlar, her şey düzgün olsun, simetrik olsun. Herkes birbirine iyi davransın, adalet olsun isteyen insanlar. Ama fibromiyalji de bunların etrafında olmadığını görünce bir bunalıma giriyor. Hı hı. Şimdi o yüzden onlar da basit bir faktör tetiği çekebiliyor. Bu bir stres de olabiliyor. Müthiş bir stresle karşı karşıya kalıyor. Nasıl midemizi etkiliyor ya da diğer evet, organlarımızı etkiliyorsa. O stres normalde bir gün sonra, 5 gün sonra geçmesi gerekiyor. Ama o kişide bir kalıyor, arkasından bu psikosomatik bir problemken arkadan tamamen somatik yani fiziki elle tutulur bir hastalığa doğru dönüşebiliyor. Evet. Hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Alo. Merhabalar, günaydın efendim. Günaydın efendim. Kiminle görüşüyoruz? Ben Fatma Uğur. Fatma Hanım hoş geldiniz programımıza. Buyurun sorunuzu alalım hoş Turgut hocamıza. Buyurun. Benim doktorumuza sorum boyun ağrısı, bütün vücuttaki ağrılarım, mide gastrit gibi yani böyle sancılarım. Göz kapaklarında çok ağrılar oluyor. Sabah kalktığım zaman ağrılığıyla kalkıyorum yani. Bu sabah çok fenaydım. Evet. Fatma Hanım kaç yaşındayız? 38. 38 yaşındayız. Ne kadardır bu ağrılarımız var? Yani 5 yıl mı, 1 yıl mı, 1 ay mı, 1 hafta mı? 6 aydır. 6 aydır çekiyorsunuz. Peki bir herhangi bir hekime gittiniz mi? Evet. Gittiniz. Dilerseniz belki hocamın size sorusu tabii, olabilir. Tabii birkaç sorum olacak. Evet Fatma Hanım hatta kalın lütfen. Şimdi evet, tepeden tırnağa ağrım var dediğine göre hı hı, bizim hasta adaylarımızdan birisi.
Bir de mevsimsel özellikten o zaman bahsedelim. Bu sabah çok kötü kalktım dedi. Eğer havada yağmur varsa, kapalı bir havaysa maalesef fibromiyacılar için iyi bir hava değil demektir. Güneşli yaz havalarında fibromiyacı hastaların bayram ettiği aylardır. Dolayısıyla kötü havalarda güneş ışınlarıyla karşı karşıya kalma olasılığının daha düşük olduğu dönemlerde fibromiyacı ağrıları tıpkı bir meteoroloji ilişkisi varmışçasına havayı insan vücudunu algıladığı bir hastalıktır yani fibromiyacı. Yani biz bunu hocam romatizmal hastalıklarda mesela deriz. Bir nevi romatizmadır fibromiyacı. Evet. Bir nevi yumuşaklık romatizmasıdır. Ama bu gelin belirtilerini bir sayalım bakalım. Hanımefendi de onlar var mı yok mu? Var mı ben soralım evet. Şimdi yukarıdan aşağı doğru baktığımızda ciddi bir baş ağrısı vardır. Evet. Bu baş ağrısı tıpkı migren ağrısıyla benzerlik gösterebilir. Ama migrende yüzün kendi ortası ağrımaz. Kafada gerilim baş ağrılarında tam böyle tepede bir ağrı varken bizim fibromiyacıda bazen yüzde de ağrı olabilir. Daha aşağı doğru indiğimizde bazen öylesine atipik bir ağrı olur ki bunu normalde normal bir hasta tarif etmez. Fibromiyacı hastasında parmağımın ucunun şurası ağrıyor diyebilir. Var mı Fatma Hanım böyle ağrılar hocamın ifade ettiği gibi şu anda? Yani ensemde çok fena oluyor. Yastığa koyamıyorum başımı. Evet. Vücudun yani boynum, ziyade yansı. Ağrısının görüldüğü kısım omurga çevresindeki rahatsızlıklar. Evet. Ve fibromiyacı da tam 8 adet noktanın 18 hassas nokta olması gerekiyor. Antiparantez söyleyeyim. Bu 18 hassas noktanın biraz sonra sizin üzerinize göstereyim tamam dilerseniz. Tamam hocam. Evet. Bu 18 hassas noktanın özellikle 8 tanesi yukarıda boyundan alt kafa kemiğinden başlayıp aşağı evet. doğru yayılan. Demek ki olmazsa olmazlardan bir tanesi boyun ağrısıdır. Hı hı. Başka bir şey görmede bir takım sıkıntılar olabilir. Yoğun ışıktan rahatsız olur fibromiyacı hastalığı. Fatma Hanım ışıktan rahatsız mıyız bulunduğumuz ortamlarda karanlıktan, çok aşırı ışıktan? Ya bazen şöyle oluyor yani çok sinirleniyor yani kendi kendime yani sinirleniyorum. O anda gözümü kapatıp dinlenmek istiyorum. Hı hı. Evet. Sesi, ışığı yani görmek istemiyorum açıkçası. Evet. Ama gürültüden. Çok yani yoğunum. 3 tane çocuğum var yani çocuklarımı dahi kaldıramıyorum. O ufak derece mı çocuklar? Fatma Hanım ufak mı çocuklarımız? Hayır hayır 18 yaşında 14, 8 yaşında. Evet. Gürültüden, kokudan. Evet. Ekstra bir rahatsızlık vardır. Herkesten fazla. Ufak bir gürültü insanların tolere edebileceği bir gürültüdür ama fibromiyacı hastaları o gürültüyü, o kokuyu tahammül edemezler. Çok hassas bir bünyeleri vardır. Normal koşullarda bir farklı bir yerde yemek yiyebilirsiniz. Bunu da rahatlıkla sindirebilirsiniz. Farklı bir yatakta yatabilirsiniz. Ama fibromiyacı hastası bunları değiştirdiği takdirde çok mutsuz olur. Ve bunun bedelini ağır ödeyebilir. O gıdalara karşı ağrı krizleri başlar. Halbuki yediği bir farklı bir yemektir. Normalde yemediği yemeği o anda yemek zorunda kalmışsa bunun bedelini ödeyebilir. Son derece gazlı bir kişidir bunların çoğu. Devamlı gazla mücadele halindedir. Bunu çıkartabilmek için bir gayret sarf eder. Halbuki onu çıkarttıkça yeni havalar yutuyordur. Yuttuğu havalar problemini daha da arttıracaktır. Yani üst üste gelen aslında... Neler var vücutta? Mi? Yani vücutta herhangi bir problem... O yüzden multipskleroz dediğimiz... MS dediğimiz nörolojide çok önemli bir hastalık, ilerleyici bir hastalık. Onunla da karışabilir. Çünkü MS'de de olmayan bir rahatsızlık yok gibidir. Görmede bulanık vardır. Bu MS'de de olabilir, fibromiyacide de olabilir. Şimdi zaten oraya gelecektim. Fatma Hanım çok teşekkür ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi hocam fibromiyaljiyi diğer ağrılı hastalıklardan ayıran en önemli fark ya da özellik var mı? Çünkü dediğiniz gibi biraz önce konuşmalarımızın başında da karışabiliyor yani. Ya da işte ağrım var diye hekime gittiğinde bir bulgu çıkamayabiliyor bu anlamda. Şimdi eğer doktor hastayı iyi sorgulamaz, sadece bir problemine takılır kalırsa bambaşka teşhislere varabiliriz. Hı hı. Örneğin hanımefendi boynum ağrıyor diye geldi. Doktor başka hiçbir soru da sormadı. Boyuna odaklanıp boyun filmi çekilir. Çekilen filmde hatta biraz daha abartalım. MR çekildi daha şunlara bunlara bakalım diye. Evet. MR'da hemen her normal kişide dahi problemi olmayan kişileri toplayalım MR çekelim. Boyunda bir fıtık veya fıtıkçık çıkabilir. Bu sessiz fıtıktır. Problem meydana getirmemiştir. Doktor buna odaklanarak kişiye ameliyata kadar da götürebilir. Ben böyle ameliyat olmuş, bu ameliyattan sonra da problemi gitmemiş hastalar gördüm. Örneğin el uyuşmaları fibromiyacide çok tipiktir. Bu el uyuşmaları bazen kalp hastalığından olabileceği gibi demin bahsettiğimiz boyun kireçlenmelerinden de olabilir. Bu nedenle boyun kireçlenmesi vesaire gibi hatta
kadınlarda özellikle geceleri el uyuşmalarında bilek kanalı sendromu dediğimiz bir hastalık vardır. Buradan bir ameliyat olur. Uyuşma geçmesi beklenir. Aradan belli bir süre geçer. Halen geçmemiştir. O yüzden biz genç meslektaşlarımıza özellikle hastayı daha fazla sorgulamaları, bir bütüncül yaklaşımla bakmaları yani gerekiyor. Yani hikayeyi tüm bir şekilde detaylı evet, bir şekilde almak. Hikayeyi alırsak problemi çözeceğiz. Evet. Hasta da burada çok önemli. Gelirken hastalar zaten çok kısa bir zaman aralığında doktorla karşı karşıya kaldıkları için dertlerini söylemeye belki fırsat bulamıyorlar. Not alıp gelmiyorlar. Eski tetkikleri getirmiyorlar. Ama burada bir parantez açalım. Fibromiyalji hastaları, hani başkalarının deyişiyle hastalık hastaları olmuş. Defalarca gitmiş tetkikleriyle bazen doktorları da bıktırabilir. Şu kadar filmle, çantalarla, eski tahlillerle, tetkiklerle gelen çok sayıda hastamız var. Ama ben inatla onlara bakmak zorundayım. Onların içerisinde belki fibromiyaljiden farklı bir hastalık varsa, demin bahsettiğimiz karışma ihtimali olan bir hastalık varsa onu ayırt etmek zorundayız. Tespit edilmesi gerekiyor. Bu bir tiroid hastalığı olabilir. Hı hı. Yani tiroiddeki fazlalık veya azlık, halkın guatr dediği bir hastalıkta bu hastalıkla, fibromiyaljiyle birebir efendim karışabilir. Miyofasiyel ağrı sendromu. Burada fibromiyaljide demin ne demiştik? Yaygın inatçı adel ağrıları. Hı hı. Ama o MAS, miyofasiyel ağrı sendromunda ise lokal bir ağrı vardır. Birkaç noktada vardır veya tek noktada vardır. Bunlar karışabilecek hastalıklar arasında sıralanabilir. Evet. Hocam dilerseniz sunumumuza geçelim. Ekran başındaki sevgili izleyenlerimiz de bu anlamda hem de daha fazla bilgilendirelim. Evet. Şimdi her yerim ağrıyor diyor. Bu fibromiyaljı mı? İşte bu çok önemli. Her yer ağrınca mutlaka fibromiyaljı olması gerekmiyor. Devam edelim. Bir sonraki. Evet, fibromiyaljı. Burada sanıyorum yazılar yok. Fibromiyaljı nasıl bir hastalık? O konuştuklarımızın o zaman slaytları geldi. Ben bunların altında yazılar da vardı. Fibromiyaljı demin hanımefendinin dediği gibi boyunda karakterize. Vücudun birçok noktasında ağrıların olması lazım. Orada 18 nokta var. Gelin dilerseniz size bir gösterin. Şimdi şöyle geçelim hocam. Ben de şöyle hatta dilerseniz şöyle geçeyim. Evet. Şimdi bu noktalardan birincisi tam şurada. Şöyle döneyim evet, olmazsa. Buradan evet. Görürseniz şurada. Kafa kemiğinin tam alt noktasındaki çıkıntının olduğu nokta ve bunun tam simetriği. Burada fibromiyaljı noktaları daima simetriktir. Evet şurası. Evet. Birinci nokta. Bunun biraz altı. Sonra şurada halkın efendim kulunç olarak dediği evet. Şimdi tam trapez adresi dediğimiz yer. Üç evet. Çift sertlik oldu. Sertlik halinde hocam değil mi ve orada? Ve diğeri de bunun altında. Hemen onun. Böyle simetrik sekiz noktayı arkada buluyoruz. Evet, sırt bölgesinde buluyoruz. Evet. Yani omurgamızın hemen yanlarında. Şimdi öne doğru dönüyoruz. Evet. Bir diğer nokta, şuradaki şöyle. Nokta. Şurada. Bir diğer noktada şurada bir çıkıntılı bir kısım var. Şurada. Evet. Bir, iki, bir, iki. Bazen o çıkıntılar olmayan insan bireylerimiz de olabiliyor değil mi? Bunlar... Olabilir ama mutlaka orada bir eklem bağlantısı var. Evet. Onun üzerine bastığımızda ağrı olması tipik. Evet. Bir diğeri şurada. Şurada dirseği bu şekilde bükerek yapıyoruz. Şimdi bir şey ortaya koymamız lazım. Bunu hastalar kendi başlarına anlayamazlar. Mutlaka bir hekim tarafından ortalama 4 kilogramlık bir ağırlıkla. Bazı hastalar diyor ki aman bastırma diyor. Ama ben de diyorum ki bastırmadan bunu ağrısını, anlamak mümkün evet, değil. Yani. Demek ki iki noktada bu. Bir orada bir burada. Şu aynı kolunda diğer noktaları aynı yani. Evet. Şimdi onun dışında kalçada tam şuradaki çıkıntılı noktada bir noktamız şöyle. Daha var. Evet. Onun simetriği. Ve nihayet dizlerin şurada ve şurada. Bunlara basmakla şuralarda. Biz bir hassasiyet görüyoruz. Evet, bu noktalar aslında vücudumuzdaki o 18 nokta. Nokta. Eğer fibromiyaljı tanısını koyacaksanız 11 noktanın, bu 18 noktanın içerisindeki 11 noktanın hassas olması lazım. Ve şiddetli tepki vermesi gerekiyor. Evet, hastanın yüzünün ifadesini biz çok önemseriz. Yüzüne hatta gerekirse ayna karşısına bakarız arkada geçtiğimizde. Yüzünde bir buruşma, ağrıya karşı olan bir tepki ifadesini görmemiz mutlaka şart. Hocam bu 11 noktanın da diyelim ki sırt bölgesinde, ensede, boyunda ve dizde belli yerlerde ağrı yoğunluğu olduğunda o zaman o fibromiyaljiye giriyor mu? Olma olasılığı var. Olmaz. Şimdi burada başka bir konuya gelelim. Slide'i değiştirelim. Bir sonraki slide alalım. Şöyle ki... olayı sadece noktalarla götüren bir anlayış olduğunu, 90 yılında bu hastalığın teşhisinin ilk konulduğu yıllardan bu yana 3 aydan daha fazla süren ve 11 noktada hassasiyet. Hı hı. Biz dün sizi muayene ettik. 13 noktanız vardı. Bugün farz edelim ki bir daha muayene ettiğimizde eğer bu anlayışa gidersek 10 noktaya indiyse bu hastalık kayboldu mu? Kaybolmadı. Evet. Demek ki burada tanı kriterlerinde bir sorun var.
Dolayısıyla yıllardır bunu fark ettiğimiz için biz en sık rastlanan şikayetleri yıllar içerisinde analiz ettik. Bunun dışında ne gibi problemler var? Bunların sıklığına göre bunlara belli bir puan vererek fibromiyalji risk testi dediğimiz bir durum ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi, hani demin sizde başlamıştım ya, başın ağrısından başlıyoruz. Evet, tepeden. Böyle tepeden tırnağa sorularımız var. Görme bulanıklığı, bazen görmede kaymalar ortaya çıkabiliyor. Kulaklar, denge mesela. Evet, vertigo ile çok, vertigo baş dönmesi, vertigo fibromiyalji birlikte bir zaman zaman bizim karşımıza çıkan bir rahatsızlık. Dolayısıyla halbuki hasta eğer vertigoyu hiç söylememişse siz de kaydedememiş olacaksınız. O yüzden bu hekim arkadaşlarımızın risk testindeki tüm soruları ardı arkasına sormaları halinde o zaman tanıya varmaları giderek kolaylaşacak. Hocam peki şurada hastalarımıza her yere ağrıyan ve fibromiyalji hastalığının içerisinde aday olan hastalarımızda kendileri normal hani ağrı günlükleri gibi böyle işte bugün boynum sırtım ağrıdı dizim ağrıdı gibi tutmaları harika. Daha doğru şüphesiz değil doktora mi? Gereken tutmaları lazım. Evet. Peki bunların akıllarında kalmayabilirse internet sitemizde bu fibromiyalji.org'da bunlarla ilgili tüm bilgileri görebilecekler. Sıratı değiştirelim. Evet. Aşağı doğru indiğimizde başka problemler de göreceğiz. Şimdi konsantrasyon zaafı çok önemli. Ne demek konsantrasyon? Normalde dinlediğimiz şeyi anlarız değil mi? Fibromiyalji hastaların bazıları dinlediklerini birçoğunu anlamazlar. Konsantre olamazlar anlatılanı. Hocam bu şundan mı kaynaklanıyor? Vücudun birçok yerinde ağrıya odaklanıldığı için kişi yorgun hissediyor, kendini halsiz hissediyor, ağrılı hissediyor. Ondan sebep midir acaba? Ağrıyla ve kaygıyla mücadele yeteneklerini kaybetmişler. Evet. Çünkü ben bir hep benzetme yapıyorum burada. Tam da buna tutuyor. Bir cep telefonu hayatımızın olmazsa olmazı. Biz cep telefonunu şarja soktuğumuz zaman bize belki bir gün veya iki gün gidiyor. Hizmet ediyor. Hizmet ediyor. Ama şarja soktuğumuzu farz edin ama orada enerji yok. Enerjiyi alamıyor. Yalandan bir 15 dakika elektrik gelmiş, 5 dakika gelmiş. Ertesi sabah biz bunu aldığımızda tam konuşurken elimizde enerji, çünkü elektrik sık sık kesilmiş. Aldığımızda cep telefonu bize hizmet etmiyor. Evet. Tıpkı bu. Şarj olamıyor bu kişi. Gece uykusunu doğru uyumadığı için, bu uykuyla ilgili problemi tamamen çözemediği için ertesi gün herkes şarj edilmiş, güne dingin başlarken bunlar son derece yorgun, geceden itibaren dinlenmemiş. Dinlendirici uyku fazını uyumamış kalkıyor. Beslenmeyi de soracağım ama hattımızda bir izleyicimiz var. Alo. Efendim. Merhabalar, günaydın efendim. Kiminle görüşüyoruz? Günaydın, Ünal Doğan. Ünal Bey, Ankara'dan arıyorsunuz bize. Hoş geldiniz evet. programımıza. Hoş bulduk, teşekkürler. İyi Buyurun. Yayınlar. Çok teşekkür ederiz. Sorunuzu alalım efendim. Benim bu hastalarımla ilgili problemim var. Yıllardır ben gitmediğim doktor kalmadı. En son şeye gittim. Bu Ankara'da Hatan'ın Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi var Bilkent'te. Oraya da gittim ben. Kas ölçümü dahi yaptırdım. Fakat da hiçbir sonuç alamadım. Bazen ellerimde uyuşmalar oluyor parmaklarımda falan. Sabah kalktığımda yorgun kalkıyorum. Ünal Bey ne kadardır var? Bu durum pardon ne kadardır var acaba sizde? Uzun bir süredir mi var? Uzun süredir. 10 yılı aşkındır var. 10 yılı aşkındır evet. Evet. Ondan sonra bir şey taşırken yükü kaslarım değil de kemikler direktmen taşıyor benim. Tamam mı? Yürürken bir sıkıntım yok. Ayakta dikilirken öldürüyor beni. Ayaklarım mesela. Sabit durmak yaramıyor bana. Çalışırken bir sıkıntım yok. Çalışmadığım zaman sıkıntım çok fazla. Ağrılar bu bileklerimde, omuzlarımda hafiften. Bir de bu ayak baldırlarımda. Ünal Bey mesleğimiz oluşuyor. Nedir acaba? Emekli memurum ben. Emeklisiniz evet. Hareket halinde misiniz? Sürekli hareket halinde misiniz? Yoksa sürekli ben genelde hareket, yürümeyi çok severim. Hareket halindeyim. Bazen bedenle de çalışırım. Evet. Tamam. Şu anda mesela omuzlarımda ağrı var. Kurtulamadığımız bir ağrılar var. Onu soruyorsunuz. Dilerseniz hatta evet. kalın hocam. Hem yanıtlasın. Bir de şey sorayım. Buyurun. Bu kaslarımla ilgili bana direkt yani kas romatizması dediler. Ondan sonra kaslarını bir ölçtür dediler. Kaslarını da ölçtürdüm. Sinir sistemlerini ölçtürdüm. Yani nörolojiden kulağa kadar hepsine gittim. İmmünolojiye kadar gittim ben. Evet. Gitmedim bölüm kalmadı ama hiçbir şey yoktu dediler bana. Evet, İlaç dahi vermediler yani.
Evet, bizim biraz önce konuştuğumuz tabloyu aslında yaşamışsınız kendinize ifade etme noktasında. Dilerseniz hatta kalın, hocamın belki tabii sorusu olabilir. Buyurun hocam. Tabii. Şimdi burada yalnız altını çizmemiz gereken bir husus var. Biz fibromiyalji tanısını çok kolay koymamamız gerekiyor. Evet. Çünkü başka hastalıklarla karıştırılırsa bunun bedelini ağır öderiz. O yüzden yapılmış tahliller, tetkikler varsa mutlaka doktora giderken geçmişi getirmeleri gerekiyor. Elektromiyografi dediğimiz büyük bir olasılıkla kas elektrosu çektirdiğini düşünüyorum. Öyle söylediğini anladım. Dolayısıyla elektro dahil olmak üzere geçmiş tüm filmleri doktor görmeli. Ayrıcı tanıyı tam net olarak yapmalıyız. Onlarda herhangi bir şey olmaması halinde, hani dedi ya ben bir tanı alamadım ve tedavisiz olarak gittim. Evet. Tam tersine, onlarda bir şey olmaması halinde bizim tanımız konuluyor. Hı hı. Tam ters. Evet. Ama tedavisi ilaçsız göndermek diye bir şey söz konusu değil. Buradan tabii ki uzaktan bir kimsenin tanısını koymuş beyefendi bu hastalığı yakıştırmış da değilim. Bir anda bunu yapmamız olanaklı değil. Ama tanı konulduktan sonra mutlaka yapılacak bir sürü tedavi var. Zamanımızı eğer iyi kullanırsak, çünkü zaten fibromiyalji hastalığını bilen bir sürü insan şu anda bizi izliyorlarsa, evet, acaba bunun tedavisinde yenilikler nelerdir diye son gelişmeler merak edeceklerdir. Merak edecekler. Çok teşekkür ediyoruz. Acil şifalar diliyoruz Ünal Bey. Bizi izlemeye devam edin diyoruz. Sağ olun. Şimdi evet hocam, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. Şimdi o konsantrasyon ve hafızadaki bir takım kaymalar çok önemli. Gerçekten müthiş unutkanlık var bazı kişilerde. Yani unutkanlığı o kadar abartılı ki bir şey unutmamak için bir kağıt koyuyor. O kağıdı bulamıyor. Otomobilinin anahtarını nereye koyduğunu bulamıyor. Günlerce otomobilini yerinden kaldıramıyor. Abartılı gibi gelecek böyle bir şey. Sonra herkesten fazla üşürler. Herkesten fazla üşürler. Normal koşullarda, yani burada da üşünür mü diye eldivenleri, elleri özellikle, ayakları, evet, ve elleri normalden fazla üşür. Bu başka hastalıklarla karıştırmak olasılığı olan bir şey. Çünkü örneğin renklenen bir rahatsızlıkta elde, ayakta özellikle üşümeler, morarmalar olur. Bunlar morarma olmadan üşür genellikle. Bunların incelenmesi gerekir. Gerekirse onlara ait tetkiklerin yapılması gerekir. Mutlaka birbirine o hani karışabilecek hastalıkları tek tek ayıklamak. Fibromiyalji'deki doktorun işi zor. Öyle kolay hemen teşhis koydum. Her yerini ağrıyor mu? Şu noktalarda hassas mı? Al sana fibromiyalji diyemeyiz. Bu uyuşmalar çok önemli. Beyefendi de dedi. Ama uyuşmalar normalde, normalde diyelim ki boyunla ilgili bir rahatsızlığın uyuşmasında uyuşmanın gideceği kollara, yer bellidir. Evet. Parmaklara hatta kadar. Parmaklarda. Örneğin şu parmakla şu parmak arasındaki uyuşmanın boyunun 6. ile 7. arasındaki aralıktan geldiğini, baş parmağı içeren bir uyuşukluğun ise bunun bir üstünden geldiğini biliriz. Buradaki uyuşma öyle değil. Atipik uyuşma. Yani parmağının bir ucunun bir kenarı. Hem bu hem bu. Böyle normalde bizim tıptaki sığdıramayacağımız, klasik tıpta gördüğümüz şeylerin dışında bir uyuşma olması gerekiyor. Farklı insanlar çünkü. Evet. Evet. Şimdi belirtileri burada da. Burada bunların bir kısmını söylemeye başladık. Bir tanesi de çenedeki problemdi. Çenedeki problem çok önemli. Açıp, yani bu da bir hastalık. Tek başına çene problemi olan kişiler var. Açıp kapatmakta zorluk var. Bu genellikle diş gıcırdatmasının bir ürünü. Buradaki eklem bozuluyor. Fibromiyalji'de bu bozukluğun olma olasılığı, birlikte olma olasılığı oldukça fazla. O yüzden burada onu söylemek zorundayız. Bazen yutma bozuklukları ortaya çıkabiliyor. Bağırsaklarla ilgili problemin olduğunu söylemiştim. Bu gazın ötesinde hassas bağırsak sendromu dediğimiz bir problem de var. Yani bireysel bir kabız nöbetleri. Son derece mutsuz eden kişiyi, sık sık tuvalete taşındıran ama bunun sonucunda hiçbir şey yapmadan dışarı çıkan birisini düşündünüz. Ne kadar yaşam kalitesini bozduğunu. Buna karşılık bağırsaklar tamamen inceleniyor, kolonoskopiler yapıyor, hiçbir şey yok. Sana hiçbir şey yok diye hastaya gönderiyorsunuz. Halbuki o hasta da bu bir fibromiyalji'nin de belirtisi. Tabii hocam bu arada mide dedik, bağırsaklar dedik, o bölgede kusma, kişinin sürekli kabızlık problemi ve diğer şeylerinde de bunlar söz konusu olabilir mi? Nadiren kusma oluyor. Evet. Hani çünkü baş dönmeleri dedik vesaire. Evet, ama bu mesela normalde migren ağrısı, baş ağrısı artık kusmayla beraber seyreder. Bizdekiler standart migrenin içindekilerden de hep farklılığı var. Benim fibromiyalji hastalarım farklı kişilerdir. Dolayısıyla onlarda herkese olan rahatsızlıklar olmaz. Orijinal, evet, rahatsızlıklar olur. Sistit olur. Sık sık tuvalete taşınırlar. Küçük için konuşuyorum. Normalde çıkarsınız, yaparsınız, evet, ve gidersiniz. Girer, hiçbir şey yapmadan tekrar dışarı çıkar. Ama her an idrar varmış gibi his. Ne kadar mutsuz eder değil mi? Evet. Sürekli sosyal yaşamı, evet, çalışma koşullarını etkiliyor. Son derece mutsuz eder. Huzursuz bacak sendromu. Evet. Bu da çağdaş bir hastalık. Hani demin dedim ya, hasta edici bina sendromu gibi, canlı cenaze sendromu gibi, kötü beslenmenin de bize getirdiği bir şey. Burada huzursuz bacak sendromu gecenin yarısında bir anda kalkar, bacağım diye
Bacağın yerinde duruyor ama atmalar, seyirmeler, dolaşmalar, dolaşır, yıkamak zorunda kalır, ayaklarında yanmalar olur. Huzursuz bacak sendromunun tek başına olabileceği gibi fibromiyalji ile beraber olma olasılığı oldukça fazla. Evet. Yorgunluktan bahsetmiştim. Bahsettik. Sabah tutukluğundan bahsetmiştim. Bir de kilo hocam orada. Kiloyu görüyoruz ki obeziteli programımızın başında kilo da konuştuk. Kilo dalgalanmaları ama. Evet. Dedim ya fibromiyaljiler orijinal kişiler. Artan kilo yani. Hayır artan kilo değil. Bir kilo alıyor, bir kilo veriyor. Normalde rastlanan bir olasılık değil. Bazen müthiş bir iştahı var. Yani her şey yeme arzusu. Vücudun deforme olması diyebiliriz ona değil mi? Sürekli kilo alışverişleri. Evet. Evet. Bazen müthiş bir yeme arzusu, bazen de her şeyden nefret. İşte fibromiyalji. Unutkanlıktan bahsettik. Ha, ağız ve göz kurusunu da söylememiz lazım. Ağız ve gözde kuruma. Evet. Normalde gözde kuruma bir hastalık. Tedavisi oldukça zor. Ağızda kuruma bir hastalık. Bu hastalık bir nevi romatizma hastalığı. Göz hastalığı birlikleriyle geçiyor. Sikka sendromu diyoruz. Bunun fibromiyalji ile beraberliği oldukça sık rastlanıyor. O bakımdan bunu da olmazsa olmazlar içerisinde görüyoruz. Tuhaf göğüs ağrıları nedeniyle, panik ataklar nedeniyle geceleri acilleri çok sık ziyaret eder fibromiyalji hastaları. Kalp hastasıyım korkusuyla. Evet. Ama gidip bakılır ki herhangi bir hastalık yok. Kalp elektroları her şey yerli yerinde. Tansiyon birdenbire düşer. Alerjisi herkesten fazla vardır. Uyuşma karıncalanmadan bahsettim. Bir de gece terlemeleri de herkesten fazla vardır. Şimdi hocam fibromiyalji tanısı ve teşhisi konuldu. Aşağı yukarı en koydum. Önemlisi tedavisinde neler yapılıyor? Bu son gelişmeler neler hocam? Evet. Şimdi tedavinin birinci basamağı önce hastayı anlamak. İkincisi hastanın yakınlarını bilgilendirmek. Bu çok önemli. Çünkü hani aylardır, yıllardır ben seni gezdiriyorum. Bir türlü tanı konulmamış diyen kişiler vardı. Şimdi biz hasta okulları yapıyoruz fibromiyalji ile ilgili. Oraya hasta ve birinci derece yakınlarını da çağırıyor. Sonuçta hasta o kadar mutlu oluyor ki bak diyor eşine gösteriyor. Bak ben hastaymışım. Sana anlatıyordum bunların hepsini ama sen bana hasta değilsin diyordun. Gittiğimiz doktorlar da hasta değilsin diyorlardı. Demek ki benim bir hastalığım varmış. Hasta şunu bilmeli. Bu hastalık insanı diğer iltihaplı eklem romatizmalarında olduğu gibi ağır kireçlenmelerde olduğu gibi sakat bırakan bir hastalık değildir. Hani onlarda eller böyle deforme olur, şekil bozukluğu olur, ayaklarda problemler olur. Bu hastalar hep bu korku içindedir. Fibromiyalji hastalığı fiziksel bir sakatlıkla karşı karşıya kalmazlar. Ama psikolojik olarak ve yaşam kalitesi itibariyle o kadar mutsuzdurlar ki programın başında söylediğim gibi kanseri hastalığına tercih eder hale gelmişler. Evet. Tabii moral motivasyon da önemli ve kişinin kendini otokontrol sistemiyle aslında zinde hissetmesi diyoruz. Nasıl sabah yatağımızdan kalkarken, hani işe giderken ya da rutin normal sosyal hayattaki yaptığımız işleri yaparken de önemli herhalde hocam değil mi bu noktada? Şüphesiz. Peki kişi en çok merak edilen şey o tedavi sürecinde acaba ben tamamen fibromiyolojiden kurtulur muyum? Yoksa hayatımın sonuna kadar bu ağrılardan tepeden tırnağa kesilecek? Tamamen kurtulmasa dahi. Evet. Onunla beraber yaşamak, bir sürü yayınlara baktığınızda fibromiyalji ile yaşamak diye geçer. Ama o kadar o belirtiler söner ki kişiyi artık yaşam kalitesinden o kadar daha az alıkoyar ki onunla beraber yaşamak. Hatta bir de zamansal, mevsimsel alaka çoktur. Yazın hiçbir şekilde kendini ağrılı olarak hissetmez. İyi bir yaz geçirirse, güneşle, egzersizle, kaplıcayla ilgili bir takım önlemler almışsa onun ertesi kışında o gün, o seneki problemleri çok daha az olur. Evet. Şimdi hocam burada karşılaşan zorluklardan da aslında bahsettik biraz. Bunu aşağı yukarı söyledik. Şimdi ben fibromiyalji hastalarının nelere dikkat etmesi noktasında sizin önerilerinizi ve mesajınızı almak istiyorum. Çünkü çok önemli. Biz nelere, bize neler yasak ya da biz nelerde şey yapmamız lazım, dikkat etmemiz lazım ki biraz daha hem fibromiyaljiden uzaklaşalım hem de vücut sistemimize dengemizi koruyalım. Şimdi bizi dinleyenler şunu duyacaklar şu anda. Evet, ben bir hastalığımı artık biliyorum. Bu bir hastalık. Yanımdakiler de öğrendiler bunu. Ben bununla da mücadele edebilirim. Bu algıyı alsınlar ve sakat olarak da hayatları devam etmeyecek. Şimdi hayatlarında dikkat etmeleri gereken şey hareketli bir yaşamlar olması lazım. Fibromiyalji de olmazsa olmazların içerisinde egzersizler var. Evet. Yani şurada mesela bir egzersiz kitapçığın bizim hastalara verdiğimiz fibromiyalji kitapçığında herhalde görülüyor. Şu anda biraz daha yakın hocam şöyle alabilirsek. Sayfalar şöyle. Dolusu egzersizlerle. Burada egzersizler önce ısınma egzersizleri şeklinde başlıyor. Sonra oturarak, yatarak derken hızlı geçiyorum. Hocam ama şöyle mesela ameliyat olmuşsa işte belinden, boynundan yapılması şüphesiz. Tabii o evet.
genel egzersiz değil. Her burada egzersiz reçetelerinin genel olmadığını, kişisel reçete olması gerektiğini. Bunun için doktorun verdiği egzersizlerin dışındaki egzersizler bazen problemleri artırabilirler. Evet. Yani burada, hekim hangi egzersizi hastamıza sunmuşsa onu sürekli hayatında uygulamalı. Evet. Bazen topun da katıldı. Pilates egzersizlerinde biz veriyoruz. Bu işin olmazsa olmazlarından bir tanesi egzersiz. Evet. Hastalar egzersiz yapmadan hani dediriz ya ben bir komprime bir reçete yapayım hemen her hastaya genel geçer bir şeyler söylerim. Eğitim dedik, bilgilendirdik, egzersiz dedik. Şimdi yaz aylarını güneşle, denizle, ben yüzme bilmiyorum o zaman bir havuzda o da olmuyorsa sadece güneşle iktifa edebiliriz, yetinebiliriz. Bunu hayatına koyan kişiler hatta imkanları varsa kışın daha yüzebilen kişilerde fibromiyaji daha az yıpratıcı olarak devam edecektir. Uykularına çok dikkat etmeleri gerekiyor. Uykularında bir bozukluktan şüpheleniyorsa insanlar artık gelişmiş hastanelerde uyku bölümleri var. Orada bir gece hasta konuk ediliyor. Tüm tetkikleri yapılıyor. Ertesi gün uykusuyla ilgili bir rapor veriyoruz. O raporla fibromiyaji ilişkisini biz çok sıklıkla gözetmekteyiz. Evet. Şu anda yani hocam ekran başından sevgili kendine bak izleyenler şunu demesinler. Benim bugün canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Her yerim ağrıyor, yorgunum deneyeceğini. Buna rağmen yürüyüşe çıkmasını tavsiye ederim. Buna rağmen üzerine gidilmeli belki de. Egzersiz yapmaya. Efendim nefesim kesiliyor işte çok yoruluyorum. Buradakilerin hepsini yapma. En basitinden sevdiğini yap. Fibromiyajide sevdiğini yap hikayesi çok önemli. Sevdiğini yap, sevildiğin yerde yap. Evet. Yani eğer egzersizlerden diyelim ki çok ağır, gözüne o ağır bir matematik problemi gibi geliyor. Ama ben şunu yaparken hoşlanıyorum. Sen onunla devam et. Daha sonra bizim öbür ağır olanı bir denersin arada sırada. Baktın ki her seferinde ondan nefret ediyorsan sadece sevdiğini yap. Hocam, bu önemli. Hocam çok teşekkür ederiz. Önemli bilgiler verdik. Önemli noktalara ama değindik. Ama son yenilikleri o zaman iki cümleyle söylemem lütfen, lazım. Lütfen buyurun hemen. Bakın PRP diye bir tedavi var. Bu trombin plazma estetik amaçlarla da kullanılıyor. Biz bunu fibromiyalji hastalarında ağrılı bölgeye enjeksiyon şeklinde kullanıyoruz. Müthiş sonuçlar alıyoruz. Çok güzel. Ozon tedavisi. Gerek kanın içerisine ozon gazı verilmesi, gerekse ağrılı o bahsettiğimiz noktaların içerisine ozon gazı enjekte edilmesi müthiş sonuçlar veriyor. Ve ilaçlar var. Son derece gelişmiş ilaçlar var bu konuda. Bu bildiğimiz standart ağrı kesici romatizma ilaçları, kortizon değil. Bende bir romatizma var. Niye direkt romatizma ilaçlarını kullanmıyorsunuz? O ilaçlar bu hastalarda kullanılmıyor. Onun yerine başka grupta doktor raporuyla verilmesi gereken ilaçlarımız olduğunu da buradan duyuralım. Hocam çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Efendim kendine iyi bakın. İkinci bölümdeydik. Bu bölümde fibromiyalji ve tedavisini konuşmaya gayret ettik. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanımız Profesör Doktor Turgut Göksoy hocamızla yarın farklı konularla kıymetli hocalarımızla sizlerle birlikte olacağız. Yarına kadar ruhunuza, kendinize, sağlığınıza ve tüm sevdiklerinize iyi bakın. Hoşçakalın.